Fotoğraf bugünden baktığımız zaman 1839'da başlayan bu serüven tüm iletişim devrimini tetikleyen ana konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve bugün görsel dünyanın temelini oluşturan bu sanat artı mesleği, çünkü fotoğrafın iki tane temel şapkası var. Bir tanesi sanatsal fotoğraf, diğeri ise meslek grupları. Yani bunları hepimiz tanıyoruz. İşte stüdyolar, efendime söyleyeyim, basın fotoğrafçılığı, serbest alanda moda fotoğrafçılığı, arşiv fotoğrafçılığı, odüzyel fotoğrafçılık, teknik fotoğrafçılık, mimari fotoğrafçılık gibi dallara ayrılıyor. Ve tüm dünyada fotoğraf herkesin ortak, anonim bir uğraş paydası halinde. Herkesin fotoğraf makinesi neredeyse var. Herkes fotoğrafla bir şekilde ilgili. Teknolojik kanal, biliyorsunuz hadisenin tekniğinle daha çok ilgili bir alan. Fotoğraf ise teknikten soyutlanamayacak bir konu. Yani illa bir bölümü tekniğe yaslanıyor. Bu sanatlı olaylarda belki çok büyük bir ölçek, bir oran değil ama tekniksiz, teknikten soyutlanmış bir sanatı, fotoğraf sanatını düşünmek mümkün değil. Fotoğrafın tekniği demek, fotoğraf zaten önce teknik olarak icat edilmiş bir konu. Ondan sonra bir takım ustalar onu sanatlaştırdılar. Yani onu bir anlatım diline kavuşturup, sanatsal ögeler ekleyerek bir murat anlatılan, bir mesaj veren bir anlatım dili, bir sanat diline kavuşturdular. Fotoğrafın siyah beyaz renkli tekniklerde günümüze kadar çok büyük bir gelişmesi oldu ve son olarak da sayısal ortam, dijital ortamda sayısal dünyanın, bu yalnız fotoğraf alanında değil, tüm dünyada, yani bilgisayar ortamıyla başlayan büyük bir sayısallık var. İletişim bir sayısal tabana oturdu. İşte bunu hepimiz biliyoruz, telefonlardan televizyona, yani bir büyük dijital devrim yaşıyor. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyıla girdiğimiz şu yeni yıllarda bu dijital devrim katlanarak, genişleyerek büyüyor. Fotoğraf da bu sayısal ortamdaki yerini aldı. Tüm kameralar neredeyse dijitalleşiyor. Baskı ortamı dijitalleşiyor. Bunlar bu büyük hareketin önemli bir parçası sayılmaya başladı. Fotoğrafta yahut genel olarak teknik alanda başlayan bir oluşumun, gelişimin her şeyi ne kadar etkileyebildiği ve değiştirebildiğinin çok önemli örneklerinden biri fotoğraf alanında yaşandı ve ben bunu kişisel olarak da bütün boyutlarıyla yaşadım. Fotoğrafın yalnız teknik olduğunu iddia eden görüşler var. Tabii bu yani filin tarifi gibi bir şey. Yani işte bilinen hikayedir Mesnevi'de. Hani karanlıkta filin bir tarafını tutan insanlar onu işte kemik yahut işte efendime söyleyeyim işte hortum vesaire olarak nitelendirdiklerini aşağı yukarı herkes bilir. Bu da böyle bir şey. Yani tekniğe yakın kimseler fotoğrafın çok teknik bir alan olduğunu söylerler. Teknikten soyutlanacak bir şey olmamakla beraber benim kişisel bakışım ve birikimim daha çok özellikle sanatsal alanda tamamen felsefi, yani anlatıma dayalı bir konu olduğunda ısrar ediyorum. Mesleki alanlarda tabii ki teknik gelişmelerin olayı
çok boyutlandırdığı, birçok bir yerden bir yere taşıdığı da bir gerçek. Ama teknikten ibaret sayarsak o zaman hadiseyi, yani fotoğraf makinelerinin her şeyi kendi başına yaptığını, yani bir robotik mesele haline geldiğini düşünmeliyiz ki böyle bir şey herhalde çok fazla söz konusu değil. Tabii ki o tür robotik yaklaşımlarla daha iç içe yürüyen alanlar var. Yani vahşi hayvan fotoğrafçılığında bir ormanda fotoselle geçenin çekildiği ıssız alanların kuytuluğundan yararlanarak vahşi hayatı gözleme gibi şeyler olabilir. Ama bu bir istisnadır. Yani fotoğraf anlatımının, mesleğinin diğer alanlarında sadece taban değişiyor teknik olarak. Yoksa anlatımın birinci derecede bir bağ yok diye düşünüyorum.